Amerika'nın seçimleri yarın sonuçlanıyor. Trump mı kazanacak Harris mi? Yatırımcılar büyük telaş içindeler. Trump kazanırsa tarifeler getirecek, Çin çökecek mi? Harris kazanırsa vergileri yükseltecek, büyük şirketlerin değeri mi düşecek? Bir paniktir gidiyor. Oysa aslında seçimleri kim kazanırsa kazansın pek bir şeyde şey değişecek yok. İşte bugün sizin karşınıza verilerle geldim. Panik yapmamamız gerektiğini anlatacağım size. Amerikan borsalarına yatırım yapıyorsanız ki Amerikan borsaları sadece Amerika'yı değil bütün dünyayı etkiliyor. Neden aşırı telaşlanmamanız gerekiyor? Eğer orta uzun vadeli bir yatırım perspektifiniz varsa onu anlatacağım ama kısa vadeli bugün yarın falan ortalık kesin karışacak. Hazırsanız şimdi borsaları seçimlerden sonra neler bekliyor, seçimler sırasında neler bekliyor detaylara bir girelim. Uzun vadeli bir yatırımcıysanız kendinize sormanız gereken ilk soru başkanın kim olduğu, cumhuriyetçi mi olduğu, demokrat mı olduğu Amerikan borsalarını nasıl etkiliyor? El cevap hiç etkilemiyor. Hangi partiden hangi başkan gelirse gelsin Amerikan borsaları temel olarak yükselme eğilimdeler. Şu anda ekranda da zaten bunun grafiğini görüyorsunuz. Aşağı yukarı hep aynı miktarda yükseliyorlar. Ekrandaki tek istisna Bush dönemi ama o dönemde de hep bir sürü şey olmuştu. Enron skandalı patladı, bankacı krizi patladı. Üzerine ikiz kulele saldırı geldi, savaş çıktı. Acayip bir dönemdi. Bu tip çok fazla üst üste olayın bilmediği dönemlere baktığımızda başkan kim olursa olsun ve hangi partiden olursa olsun borsa yükselmeye devam ediyor. En çarpıcı örnek sonuç dönemden. Önce Obama, daha sonra Donald Trump, sonra Biden geldiler. Obama ve Biden'ın politikaları Trump'tan tam anlamıyla farklıydı. Hiç fark etmedi ama 3'ün döneminde de borsa aşağı yukarı aynı seviyede yükselmeye devam etti. Bu da bize gösteriyor ki piyasalar daha geniş ekonomik temellere, teknolojiye, inovasyona göre hareket ediyor. Bir esas başkanın ne söylediği o kadar da değeri yok. İkinci önemli bir konu kampanya vaatleri ve sektör getirileri. Her başkan belli bir sektörü daha fazla destekleyeceğini söylüyor. İşte şu anda da tipik bir demokrat gibi Kamala Harris'e daha ziyade yeşil enerji yükleneceğini söylüyor. Trump ise geleneksel enerji destek vereceğini söylüyor. İşte burada piyasaları bir karıştırıyor. Acaba hangi sektör daha fazla yukarı gidecek diye sonuçlama hiçbir şey değişmiyor. Mesela bir önceki Donald Trump dönemini hatırlarsanız Donald Trump aslında teknoloji şirketlerine epey karşıydı seçimlerden önce. Teknoloji şirketleri onun döneminde olağanüstü performans gösterdiler. Öte yandan Biden'da petrol firmalarına geleneksel enerji firmalarına karşıydı. Biden döneminde altın çağlarını yaşadılar diyebiliriz. Yani başkanın kim olduğunu, hangi sektörde ne olup bittiğinin üzerine etkisi çok kısıtlı. Bunun birkaç sebebi var. Başkanlar öyle çok da kuvvetli değiller aslında Amerika'da. Çünkü altında senatolar var, meclisler var. Onlar bölünebiliyor, farklı partilerden olabiliyor. Bir de Amerika federal bir devlet. Bundan dolayı eyaletlerin de bir sürü konuda bağımsız karar alma yetkisi var. Eğer siz bir şirketi, bir sektörü çok fazla sıkıştırırsanız bir eyalette öbür eyalete kaçıveriyor. Hatırlayın. Elon Musk'ın Tesla'nın genel merkezini Kaliforniya'dan Texas'a taşıması gibi. Bundan dolayı sektörel etkileri de uzun vadede kısıtlı oluyor. Peki iki lider adayının Amerika'nın ekonomisi konusunda görüşleri birbirinden çok farklı mı? Aslında pek de değil. İkisi de parasal gevşeme taraftarı. Farklı yerlerden gevşetmeyi düşünüyorlar sadece. Harris biraz daha garibana, fakire, gurabaya yardımcı olalım diyor. Güya. Ve diyor ki onlara pek çok hizmeti bedava hale getirelim. Zenginlerden daha fazla vergi alalım, bunu garibanlara daha fazla dağıtalım. Trump da diyor ki hayır öyle bir şey yapmayalım. Büyük şirketler daha az vergi versin ki daha fazla yatırım yapsınlar. Böylece Amerika'da istihdam artsın. Ama ikisi de temelinde parasal bollaşma var. Ve büyük ihtimalle her ikisi de yine bu ekonomik politikalarını devreye alamayacaklar. Çünkü şu ana kadar anketler bize gösteriyor ki ne cumhuriyetçiler ne demokratçılar tam bir güçle gelemeyecek. Senato öyle meclis bölünecek. Başkan başka partiden olacak. Bir de Amerika'daki bu eyalet sisteminden dolayı senatör veya meclisteki bir partiye ait üyeler de monoblok hareket etmiyorlar. Bizdeki gibi olmuyor. Her bir senatör kendi eyaletinin önceliğini düşünebiliyor. Bundan dolayı da öyle radikal vergi politikaları çıkmıyor Amerika'da. Silah politikaları çıkmıyor, öyle şeyler olmuyor. Çok daha ufak tefek modifikasyonlar oluyor. Bundan dolayı temel ekonomik tezimiz değişmiyor. Amerika para bollaşmaya devam etmek zorunda. Çünkü Amerika borçlu ve gelen her iki başkan da Parasal bollaştırma taraftarı. Burada küçük bir istisna var. Eğer Trump seçilirse Elon Musk biliyorsunuz maliyet azaltma bakanı gibi bir görevle gelecek. Kamuyu küçültmeye çalışacak, bürokrasiyi azaltacak. Amerika'nın 8 trilyon dolarlık bütçesini 6 trilyon dolara kadar indirebileceğini iddia ediyor. Tabii oldukça iddialı. Bu biraz bir şeyleri değiştirir. Ama ben yine de Trump seçilse bile böyle bir gücünün olamayacağını Elon Musk'a da böyle bir gücü vermeyeceğini düşünüyorum. Çünkü devlette de bu boyutta bir küçülmenin ...çok radikal siyasi ve sosyal sonuçlar olabilir. Bu riski Trump göz alır mı pek emin değilim. O yüzden seçimlerden önce bolca şey konuşuluyor. Bunların çok daha küçük bölümü muhtemelen harekete geçecek ve gerçekleşecek. Bir konu daha var. İki adayın da ortak fikirlerinin olduğu... ...Amerika'yı tekrar bir sanayi ülkesi haline dönüştürmeye çalışıyorlar. Deglobalizasyon yani globalizasyonun bitmesi ve Çin'deki üretimin geri dönmesine odaklılar... Bu da evet sektörel farklılıklar gösteriyor nereye daha fazla teşvik geleceği konusunda. Ama Amerika'nın önümüzdeki dönemde üretim tarafına yatırım yapacağı gerçeğini değiştirmiyor. Daha fazla fabrika kurulacak, daha fazla altyapı yatırımı yapılacak. Buralarda da yine bir değişiklik gözükmüyor. İki aday birbirine çok yakın düşünüyorlar. Öte yandan bu anlattıklarım tabii orta uzun vade durumu gösteriyor. Bugün ve yarın ise piyasalar epey çalkalanabilir. Eğer seçim sonuçları hızlı gelmezse ki gelmeme ihtimali çok yüksek. Çünkü Amerika'da eyaletten eyalete sayma hızları farklı. Mesela mektupla gelen oyları bazı eyaletler hemen saymaya başlıyor. Bazıları son gece sayıyor. Özellikle salınacak eyaletler dediğimiz birbirine çok yakın oyların olduğu ve seçim sonucu kökten etkileyebilecek Pennsylvania gibi eyaletlerde uzun süre sandıklara itiraz edilebiliyor. Bu nedenle sonuç biraz gecikebilir diye tahmin ediyor borsa. Bu süreç boyunca da çalkalanacaktır diye düşünüyoruz ve epey volatil olacaktır. Ama bütün bu volatilite bittiğinde Amerika yine aynı gerçeklere geri dönecek. Nedir? Evet enflasyonun yenilir ama son gelen istihdam verisi Amerika'da resesyona dair kuvvetli işaretler veriyor. Amerika süper borçlu. Amerika hem resesyonu yenmek hem bu süper borcu döndürebilmek için daha fazla para basmak zorunda. Öte yandan teknoloji şirketleri işlerine bakıyorlar. Yapay zeka şirketleri işlerine bakıyorlar. O tarafta da bir değişim yok. Yani benim yatırım tezlemi değiştirecek hiçbir şeyin bu seçimden çıkacağını düşünmüyorum. Bu çerçevede temelde hiçbir pozisyonu değişikliğe gitmiyorum. Belki ufak tefek hedgeler satın alabilirim. Dalgalanmalara karşı çift tarafta oynamakta fayda olabiliyor böyle dönemleri. Ama uzun vadede benim yatırım stratejimi değiştirecek hiçbir şey göremiyorum. Elbette yanılabilirim. Siz kendi öneminizi mutlaka kendiniz alın. Eğer mideniz güçlü değilse ve borsadaki dalgalanmalarına çok etkileneceğinizi düşünüyorsanız biraz daha nakitli durmakta da fayda olabilir. Ama uzun vadeli baktığımızda hani derler ya ikisi de lacivert. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın, hoşça kalın.